Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından düzenlenen ve 6 gün sürecek Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası Mersin'deki Erdemli Atıcılık Poligonu'nda başladı. Şampiyonaya İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir, Manisa, Adana, Kahramanmaraş ve Mersin başta olmak üzere 34 ildeki 88 kulüpten toplam 564 sporcu katıldı. Şampiyonayla ilgili bilgi veren Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Havalı ve Ateşli Silahlar As Başkanı Kadri Akgün, Türkiye Şampiyonası'nın değeri milli takım iskeletini oluşturmaktır dedi. Bu müsabakamız Mart ayında Norveç'te yapılacak olan Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nın seçmesi olacak. Belirlediğimiz kriterlerdeki sporcular, yani yurt dışı baraj puanımızı geçen sporcular, Norveç'te yapılacak olan Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nın kadrosunu oluşturacak. Bu müsabakadan sonra yoğun bir kamp dönemi ve Avrupa Şampiyonası'na hazırlanacağız. Müsabakamıza 34 ilden 88 kulüp sporcusu müracaat etti. Bunlardan 372 tanesi tabanca sporcusu, 192 tanesi de tüfek sporcusu. Hava şartlarının yurt genelinde ağır olduğuna da değinen Akgün, Mersin'in ılıman havasının şampiyona için en uygun şartları taşıdığını dile getirdi. Hava biraz soğuk, evet. Türkiye'nin her tarafı öyle. Ama Mersin, Türkiye'nin bütün illerine göre şu anda daha iyi, daha ılıman bir hava var. Yollar açık. Çok şükür şu ana kadar olumsuz bir şey olmadı, bize yansımadı, yetişmedi. İnşallah müsabakayı da bitirir. Herkes sağ salim evine kazasız belasız döner.